Kampüs kanalından hepinize merhaba. Sosyolojinin ikinci bölümüyle dersimize devam ediyoruz. Sosyolojinin ikinci bölümünde ilk olarak sizlerle beraber toplumsal yapı kavramına bakacağız. Şimdi içinde böyle toplumsal ilişkilerin, toplumsal olayların meydana geldiği, toplumsal grupların, yine kurumların yer aldığı, yine toplumun böyle şekil ve özellikle çerçevesiyle ilgili dış görünüşe sahip olan unsurların biçimlendirdiği bir bütüne biz toplumsal yapı diyeceğiz. Unutmayın bakın, toplumsal ilişki burada var. Toplumsal olaylar var. Yine toplumsal gruplar var ve kurumlar mevcut. Toplumsal şekil ve çerçevesinde biz mevcut olarak göreceğiz. Tabii biz toplumsal yapıyı ne yapıyoruz? İki yönüyle ele alıyoruz. İlk olarak burada fiziki yönünden değinelim. Şimdi özellikle toplumun dış görüşü, yani çerçevesidir burası. Unutmayın bakın. Burası toplumun dış görüşü, yani bir çerçevedir. Tabii şunu söylemekte yarar var. Özellikle toplumun üzerinde yaşadığı coğrafi bölge, mesela bu bölgeye yerleşim şekli, köy, kent olabilir. Yine toplumun nüfusu, nüfusun dağılışı, genç, yaşlı olarak. Yine böyle köy, kent ve metropol gibi yapılanmalar tamamen fiziki yapıya aittir. Unutmayın, tamamen demek ki burada neyi olacak? Dış görünüşü, yani bir çerçevesini oluşturacaktır. Kültürel yapıya gelecek olursak, burası da toplumun manevi yapısıdır. Manevi yapısını oluşturmaktadır. Özellikle toplumda görülen böyle sosyal ilişkiler, statüler, roller, değerler, normlar, kontrol mekanizmaları gibi aynı zamanda gruplar, kurumlar tamamen kültürel yapı içerisinde yer alacaktır. Tamam, unutmayın. Fiziki ve kültürel yapı olarak ikiye ayırdık. Fiziki yapıda daha çok böyle yerleşim şekline, toplumun nüfusuna, nüfusun dağılışına baktık. Kültürel yapıda ise daha çok neye baktık? Burada işte sosyal ilişkilere, statülere, rollere, değerlere, normlara, bunları tamamen manevi kültür yapısı içerisinde göz attık. Tabii toplumsal yapı ve toplumsal gruplara gelelim. Şimdi ilk olarak burada şimdi toplumsal yapının birbirinden böyle farklı özelliklere sahip köy, kent, metropol ve millet gibi gruplardan oluştuğunu ifade edelim. Köy dediğimiz yapılanmalar nedir? Mesela insanların toprağa yerleşmesiyle beraber kurmuş oldukları ve özellikle oluşturmuş oldukları topluluklar olacaktı. Hatta şöyle direkt tarih dersine buradan atlayalım. İnsanların özellikle bilinen ilk köy yapılarından biri neresi olacaktı? Diyarbakır'ın Ergani yakınlarındaki Çayönü yerleşkesi olacaktı, değil mi? Şimdi hangi dönemde? Neolitik dönemde. Şimdi toprakları elde edilen böyle ürünler ve hayvancılık faaliyetleri üretim fazlasını ortaya burada çıkaracak. Bu da böyle özel mülkiyetin ortaya çıkmasını da sağlayacaktır. Tabii köy topluluklarında böyle ekonomi, tarıma ve hayvancılığa dayalı olacak. Mekanik dayanışma burada olacaktır. Unutmayın, köylerde mekanik dayanışma mevcuttur. Kentlere gelelim. Şimdi ilk kentler Mezopotamya'da görülecektir. Özellikle böyle antik çağda Roma kentini biz Anadolu'da ve Mısır'da kurulan birçok kentleri görmekteyiz. Tabii bu kentler mesela Mısırlarda düşünelim veya işte Sümerlerde bu kentlerin isimleri, şehir devletlerin isimleri ne oluyordu? Site. Mesela Mısır'da biz bunlara nom ve Yunanlarda da bunlara ne adı verecektik? Polis adlarını verecektik. Tabii şöyle söylemekte de yarar var. Özellikle bu kentler daha çok savunma ve ekonomik işleve sahip kentlerdi. Ancak günümüzde kentlerin ortaya çıkışı ilk kez ne zaman olacaktır? Sanayi devrimiyle birlikte olacaktır. Sanayi devrimiyle makineye dayalı tarımın özellikle burada ve daha doğrusu sanayi devrimiyle beraber makine dayalı böyle üretimin ortaya çıkması, bu tarım ve hayvancılıkla özellikle baskın olan kentlerin ve önde gelen kentlerin yapısını tamamen değiştirecektir. Biz sanayi devrimine artık böyle işin sanayileşmiş kentlerini, makineye dayalı olan kentlerini göreceğiz. Yine kentlerde ekonomi, sanayi, ticaret, hizmet gibi sektörlere dayalı olacak. Bakın biz köylerde ne dedik? Mekanik dayanışma varken kentlerde ise organik dayanışma hakimdir. Şimdi mekanik dayanışma dediğimiz nedir? Tamamen böyle toplulukların, daha önceki derslerimizde de bahsetmiştik. Ne olacaktı? Birbirine yakın ve tamamen iş bölümünün birbirine yakın şeklinde olduğu bir dayanışma stili olacaktı. Organik dayanışmada ise daha çok burada işin uzmanlaşma kısmı var iş bölümünde. Yani burada bir işi işte 6-7 kişi bir topluluk halinde tamamen
bir imece usulüne veya tamamen böyle birbirine yakın bir şekilde yaparken, kentlerde daha çok böyle profesyonel olduğunu göreceğiz. Uzmanlaşmanın olduğunu iş bölümünde göreceğiz. Biz de buna organik dayanışma diyeceğiz. Metropollere gelecek olursak, şimdi özellikle metropol kentler birkaç sanayi yerleşim merkezinin birleşmesi sonucunda oluşan kentler olacaktır. Daha çok böyle bu yerleşimler yerleşmenin günümüzde geldiği en üst noktayı da oluşturacaktır. Mesela büyük şehir olarak adlandırılan kentler birer metropol olarak görülecek. Ülkemizde mesela İstanbul'u, Ankara'yı bunlara örnek olarak gösterebiliriz. Millet adını verdiğimiz kavrama gelelim. Ulus olarak da bileceğiz. Fransız ihtilalinin etkisiyle feodal düzen biliyorsunuz ki yıkılacak. Kapitalist sistemin oluşumu döneminde de milletler ortaya baskın olarak ulus devlet vurgusuyla çıkacaktır. Tabii Fransız ihtilaliyle böyle eşitlik, özgürlük fikirleri yayılmaya başlayacak. Milli irade, milli egemenlik kavramları da önem kazanacaktır. Hatta milli irade ve milli egemenlik kavramlarını biz aynı zamanda yeni Türk Devleti'nin kurulduğu süreçte gerçekleştiren inkılaplarda da görecektik, değil mi? Şunu da söyleyelim. Millet egemenliğine dayalı ulus topraklarının oluşmasını sağlayacak özellikle Fransız ihtilali. Ve bir toplumun ulus olabilmesi için de bakın mesela gerek ekonomisinde, ekonomiyle beraber işte toprağında, soyunda, dilinde, dininde, tüm diğer faktörlerinde böyle kültür birliğinin olmasını sağlayacak ve ulus devlet modelinde bunlar ortaya koyacaktır. Bu şekilde ifade etmemiz mümkün. İşte biz özellikle bakın tekrar söylüyorum toplumsal yapıyı köy, kent, metropol ve millet gibi gruplardan oluştuğunu ve bu şekilde şekillendirdiğini ifade edelim. Burada size vereceğim önemli bilgiler bu şekildeydi. Devam edelim. Toplumsal etkileşim ve bu etkileşimin tiplerine bakalım. Şimdi toplumsal etkileşim dediğimiz şey özellikle birey ya da grupların birbirlerini etkilemek yoluyla gerçekleştirdikleri toplumsal davranış örüntüleridir. Çünkü toplum grupların biçimlendirilmesinde, statü ve rollerin belirlenmesinde toplumsal etkileşimi önemli bir faktörde görecektir. Tabii bunların tipleri var. Bakın mübadele, işbirliği, rekabet, uyum, uyarlama, benzeştirme, çalışma, baskı gibi tanımlar olacaktır. Burada ilk olarak sizle beraber mübadeleye bakalım. Şimdi mübadele için şunu söyleyebiliriz. Bu etkileşim çift yönlü olacaktır. Bakın tekrar söylüyorum. Burası çift yönlü olacaktır. Tabii şunu da söylemekte yarar var. Şimdi bir beklenti veya karşılık alma amacıyla davranışta bulunma şekline gerçekleşen bir etkileşim olacak mübadele. Hani buna örnek verirsek böyle bireylerin yardım ettikleri kişiden bir teşekkür beklemeleri. Veya işte işçilerin ve memurların haklarının korunması beklentisiyle herhangi bir sendikaya üye olması. Ya da ne diyelim buraya işte bireyin hoşça vakit geçirmek için arkadaşlıklar koruması. Bakın tamamen çift yönlü olacak. Hani biz bir şeyi yaptığımız zaman mutlaka karşılığında da bir şey görmek isteyeceğiz. İşbirliğine gelelim. Şimdi birden fazla grubun ortak bir hedefin izlenmesinde birlikte hareket etmesine biz işbirliği diyeceğiz. Demek ki buradaki anahtar kavramımız ne olacaktır? Ortaklık vurgusu temel hedef. Ortak bir hedefi biz görüyoruz. Tabii şunu söylemekte yarar var işbirliği için. Şimdi bu etkileşim özellikle genelde taraflardan birinin tek başına ulaşamayacağı bir hedef sorun karşısında da ortaya çıkacaktır. Ya örnek vermek gerekirsek diyelim ki bir deprem gerçekleştiği bir bölgede ve deprem sonrasında göçük altında kalan insanları kurtarmak için insanların birlikte hareket etmesi bir ne olacaktır? İşbirliğini oluşturacaktır. Bu bir yangın da olabilir. Veya işte diğer doğal afetler de olabilir. Ya da herhangi işte topluma yönelik bir proje çalışması da olabilir. Bir bütün halinde buna özellikle ön ayak olunuyorsa biz buna işbirliği diyeceğiz. Rekabete gelecek olursak, şimdi birden fazla kişinin veya grubun aynı hedefi elde etmek için mücadeleye girmesidir, tamam mı? Şimdi burada kişiler farklı ama bir ne vardır? Aynı hedef vardır. Ve bu hedefi elde edebilmek için bir mücadelede bulunacağız. Ya mesela uçak firmalarının ne yapıyor mesela? Bilet fiyatları neredeyse otobüs bilet fiyatları ile aynı seviyeye düşürerek neyi amaçlayacaklardır burada? Yolcu sayısını arttırmaya çalışacaklardır. Veya işte diyelim ki ne olsun? İşte
bir kuyumcular çarşısı olsun ve kuyumcular çarşısında özellikle daha fazla müşteri çekebilmek için belirli kampanyalar düzenlemek veya işte bu diğer hani giyim kuşam olabilir, bir işte sebze hali olabilir veya işte böyle gıda pazarı olabilir. Birçok yer olabilir veya kafeteryaların bulunduğu bir alan olabilir. Ki günümüzde biliyorsunuz kapitalist dünyada böyle kafeteryaları da daha çok görülür değil mi? Mesela kahvaltı için gittiğiniz mekanları düşünün. İşte bizim manzaramız daha güzel. İşte bizim önümüzde bunlar daha fazla. İşte daha ucuza, daha fazla işte ürün yiyebilirsiniz tarzında. Rekabeti dayalı, daha fazla müşteri kazanmaya dayalı birçok amaç güdülecektir. Uyuma gelelim. Uyum için bahsedelim. Şimdi birey veya grupların temel davranış kılıflarını değiştirmeden çatışmaları önleyecek, işbirliğini devam ettirecek davranışlar sergilemesi olacaktır burada. Tabii uyumda şu vardır, tamamen diğer kişi veya gruplara uyma davranışı vardır. Yani mesela bireyin bazen yapılan bir hatayı görmezden gelmesi, başkalarının alınganlık göstermesine neden olacak, davranışlardan kaçınması ya da böyle sözlerden kaçınması bir uyumla alakalı olacak. Mesela sevdiğimiz bir kız arkadaşımız olur veya işte erkek arkadaşımız olur. İşte onda hoşlanmadığımız bir davranış görsek bile yine de oradaki birlikteliğin daha rahat bir şekilde devam etmesi, ona uyumlu olabilmemiz için de ne yapacaktır? Burada bir uyumsama davranışı, bir kabullenme davranışı, görmezden gelme davranışları sergilenecektir. Uyarlamaya gelelim. Şimdi özellikle grup beklentilerine uygun davranma olacaktır, uyarlama. Mesela öğrenciler sınıf içerisinde rastgele davranmayacaklar. Davranışlarını neye göre şekillendirecekler burada? Sınıfa göre. Yani diyelim ki ilk kez bir sınıf ortamına girdik. Tamam mı? Sınıf tamamen pür dikkat dersi dinliyor. Kimse ses çıkarmıyor. Kimse birbiriyle konuşmuyor ders esnasında. Ve herkes kurallara uyuyorsa, hani biz haylaz bir öğrenci olsak bile tamamen kendimizi artık o sınıfa göre uyarlayacağız. Veya tam tersini düşünelim. Biz dersi pür dikkat dinleyen, sessiz olan, derslerinde konsantre olan ve derste konuşmayan biri olsak da eğer oradaki sınıf çevresi tamamen bozuksa ve bunun tamamen bizim uygulamış olduğumuz o sınıf içi politikaya tamamen ters davranıyorlarsa bir vakit sonra biz de onlara tamamen uyarlanacak ve kendi izlemiş olduğumuzdan da sapacağız. Benzeştirmeye gelelim. Şimdi birden fazla kişinin veya grubun bir diğerinin davranış kalıplarını kabul edip uygulamasıdır benzeştirme. Tamam mı? Unutmayın. Birden fazla kişinin veya grubun diğerlerinin davranış kalıplarını kabul edip uygulaması olacak. Ya yani mesela işte selamlaşma, konuşma tarzı, yemek yeme biçimi, bunlar tamamen sosyalleşme yoluyla elde edilecek. Hatta mesela böyle ergenlik döneminizin sonuna geldiğiniz zaman veya böyle kişilik yapınızı ilk oluşturmaya başladığınız zamanları hatırlayın böyle. Özellikle rol model olarak hedef aldığımız insanların bazı davranış kalıplarını biz tekrar ederiz. Siz de bunları yaşamışsınızdır. Mesela gülüş tarzı için. Karşımızda gerçekten bize hitap eden, gülüş tarzı hoş olan insanların biz de gülüş tarzlarını böyle yansıma ile tamamen ona benzeyerek yapmaya çalışırız. Bazen farkında olarak, bazen farkında olmadan. Çünkü etkileniriz o insanlardan ve onu sergilemeye başlarız. İşte biz buna benzeştirme diyeceğiz. Çalışmaya gelelim. Şimdi birden fazla kişinin veya grubun özellikle bir diğerini ortadan kaldırmaya veya etkisizleştirmeye çabalamasına biz burada çatışma diyeceğiz. Şu çalışma yazılmış yanlış. Çatışma olacak. Tekrar söylüyorum. Bakın birden fazla kişinin veya grubun bir diğerini ortadan kaldırmaya veya etkisizleştirmeye çalışmasına biz çatışma diyeceğiz. Tabii buradaki rekabette taraflar hedeflere yönelirken de çatışmada ise ne yapacaklar? Birbirine yönelecekler. Unutmayalım. Yani normalde mesela rekabette ne oluyordu bizim amacımız? Bir hedefe yönelme vardı ve o hedefi elde etme vardı. Tamamen hedefe doğru gidiyorduk. Halbuki çatışmada ne olacaktır? Biz tamamen burada birbirimize karşı yöneleceğiz ve birbirimize karşı bir yönelme hareketi olacaktır. Baskıya gelecek olursak, baskı dediğimiz kavramsa özellikle bireylerin veya böyle grupların istenilen şekilde davranmalarını sağlamak için zorluk çıkarılması, tehdit edilmesi veya bazı şeylerden yoksun bırakılmasına baskı diyeceğiz. Mesela özellikle yeni Türk Devleti'nin kurulduğu zamanları düşünelim. Böyle o dönemlerde Trakya'da yaşayan Türk olan insanlara karşı olumsuz uygulamalar. Mesela Bulgaristan'da tamamen işte bir empoze etme, bir asimile etme politikaların hepsi, yani zorla kendi kültürlerine alıştırma politikaların hepsi bir baskı unsuru
olacaktır. İşte toplumsal etkileşimi ve tiplerinde bu şekilde ifade etmiş olduk. Devam edelim. Toplumsal tabakalaşmadan bahsedelim. Şöyle çok güzel bir tabloda size tabakalaşmayı verdim. Bunların tek tek ne olduklarını ifade edeyim. Önce toplumsal tabakalaşma kavramımızdan başlayalım. Şimdi bireylerin toplum içinde hak ve ödevlerini, yetki ve sorumluluklarını göz önüne alarak hiyerarşik olarak değerlendirilmesine biz toplumsal tabakalaşma diyeceğiz. Tamam mı? Özellikle toplumsal tabakalaşmada burada siyasi olsun, servet olsun, statü olsun, güç olsun, prestij olsun, ırk, yaşam biçimi, meslek veya eğitim düzeyi gibi ölçütler bu tabakalaşmayı ve hiyerarşiyi oluşturacaktır. Ve şunu söylememizde yarar var. Özellikle tabakalaşmayı oluşturan temel faktör de toplumsal sınıf kavramı oluşacaktır. Hani bizim az önce bahsettiğim bu işte işin soylu kısmı, zengin kısmı, işte öğrenen kısmı, prestij kısmı, siyasi güç kısmı tamamen kendiyle beraber toplumsal sınıfları da doğuracaktır. Şimdi toplumsal sınıf dediğimiz kavram burada ne olacaktır? Bir toplumda böyle benzer yaşam tarzına sahip insanların oluşturduğu bir kategori olacaktır. Ya işte ne diyelim? İşte fabrikatörler sınıfı, zenginler sınıfı, askerler sınıfı. Bakın aynı iş kolunda veya benzer yaşam tarzına sahip insanların oluşturduğu topluluktur toplumsal sınıflar. Tekrar tabakalaşmaya dönelim. Biz bakın tabakalaşmayı özellikle iki türde göreceğiz biz burada. Toplumsal tabakalaşma türlerini ve toplumsal hareketlilik başlığı altında. Önce toplumsal tabakalaşma türlerine bakalım. Şimdi biz bunları kapalı sınıf tabakalaşması, yarı açık sınıf tabakalaşması ve açık sınıf tabakalaşması olarak görmekteyiz. Şimdi kapalı sınıf tabakalaşması dediğimiz şey nedir? Burada bir defa tabakalar arası geçişe hiçbir şekilde, mesela şuradan tabaka, mesela üst, alt ve üst orta ve alt tabakayı görüyoruz. Şimdi kapalı sınıf tabakalaşmasında kesinlikle tabakalar arasında geçişe izin yoktur. Tamam mı? Unutmayın. Burada geçişe izin olmayacak. Yani üst tabakadan orta tabakaya veya alt tabakaya geçemiyorsunuz. Ve bireyler başarı ve yeteneklerine göre değil, ırk, renk, aile, gelenek gibi ölçütlere göre belirli tabakalar içinde yer alacak. Yani verilmiş statüler vardır. Yani siz mesela bir çiftçinin çocuğuyken, İşte zamanla üniversite okuyup bir öğretmen, işte daha sonra siyasete atılıp bir işte devleti yöneten bir insan olamazsınız kapalı sınıfta. Tamamen sizin statüleriniz size verilmiştir. Alt tabaka insanısanız her zaman alt tabaka kalacaksınız. Daha çok Hindistan'daki kast sisteminde biz bu kapalı sınıf tabakalaşmasını göreceğiz. Yarı açık sınıf tabakalaşmasına gelelim. Yarı açık sınıf tabakalaşması için şunu söyleyebiliriz. En iyi örneği Orta Çağ'da. Orta Çağ Avrupa'sında görülen bir zümre sistemi olacaktır burası. Yani neydi oradaki zümre sisteminin adı? Feodalizmdi değil mi? Şuraya notlayalım. Bu tabakalaşmada böyle tabakalar arasında geçişler belirli bir katı kurala bağlanacaktır. Yani kişilerin kendi statüsüne mensup olduğu aile tarafından da buradaki statüsü de belirlenecekti. Fakat statüler doğuştan ve sürekli olmayacak. Mesela eşit olmayan bu tabakaların varlığı yasalarla da tanınacak ve korunacaktı. Yani biraz daha somutlaştırayım bir örnekle yer açacak tabakalaşmayı. Şimdi mesela senyörün görevi korumak. İşte serfin yani kölenin görevi ise senyör adına üretim yapıp ona hizmet etmektir. İşte bu dönemde böyle kral, kilise, soylu, asker, tüccar, zanaatkar ve köylülerin oluşan bir toplumsal hiyerarşisi olacaktır. Ve özellikle bunlar arasında da nispi geçişlik sağlanacaktır. İşte biz buna yarı açık sınıf tabakalaşması diyeceğiz. Açık sınıf tabakalaşmasına gelecek olursak, burada tabakalar arası geçişin demokratik kurallara göre böyle serbest olduğu bir tabakalaşma tipidir. Mesela yoksul bir ailenin çocuğu okuyup profesör olabilir. Buna biz açık sınıf tabakalaşması örneğinde vereceğiz. Toplumsal tabakalaşmasının diğer bir alt başlığına gelelim. Toplumsal hareketlilikten bahsedelim. Şimdi biz burada dikey ve yatay hareketliliğe bakacağız. Şimdi dikey hareketlilik dediğimiz şey şudur. Özellikle bireylerin gelir düzeylerinde, saygınlıklarında ya da yaşam biçimlerinde belirgin bir veya önemli değişikliklere neden olan, yani alt tabakadan üst tabakaya geçişi veya üst tabakadan alt tabakaya inişi ifade eden bir kavram olacaktır. Mesela bir muhtarın ileride böyle bir işte devlet başkanı olması bir dikey hareketlilik örneği olacaktır. Bakın
dikey hareketliliği şuradan görebiliriz. Yani siz alt tabakadan üst tabakaya çıkabilir veya üst tabakadan aşağı düşebilirsiniz. Veya bir fabrikatörü düşünelim. Adam zengindir. Mal varlığı oldukça fazladır. Mesela 1929 ekonomik krizi zamanındaki Amerika'yı düşünelim. Hani bir gecede özellikle ekonomik krizle beraber bankaların batmasıyla milyar dolarları olan insanlar bir günde bakın ekmeğe muhtaç hale gelmiştir. Paraları battığı için ve paraları kalmadığı için. Ne oldu? Bir gün önce fabrikatör olan adam bakın en alt tabakaya düşecek. İşte biz buna dikey hareketlilik diyeceğiz. Toplum içerisindeki yatay hareketliğe gelecek olursak, burada ise aynı tabaka içinde sınıflar arasında gerçekleşen değişimler olacaktır. Bireylerin böyle gelir düzeylerinde, saygınlıklarında, yaşam biçimlerinde önemli değişiklikler oluşmaz. Bu şekilde diyelim. Tabii burada iki türlü olacaktır yatay hareketlilik. Birisi mesleki hareketliliktir. Mesleki hareketlilik için şunu söyleyebiliriz. Bireyin mesleğini veya işini değiştirmesi, yani mesela bir avukatın mesela noterlik yapmaya başlaması veya bir manavın bakkal mesleğine geçmesi yatay hareketliliktir. Bir de coğrafi hareketliliğimiz olacak bizim. Coğrafi hareketlilik içinde şunu söyleyebiliriz. Bir ülkeden başka bir ülkeye veya ülke içinde bir bölgeden başka bir bölgeye yapılan göçlerle gerçekleşen hareketler olacaktır. Şimdi bakın ÖSYM özellikle dikey hareketlilik ve yatay hareketlilik üzerinden bolca soru oluşturur. Hatta son yılda ÖSYM'nin sosyal bilgiler öğretmenliği için hem bakın sosyoloji kavramını, bu hareketlilik kavramını hem de tarih kavramını aynı soruda kullanmışlardı. Ve şunu demişlerdi. Osmanlı'da dikey hareketliliğin olduğunun bir göstergesi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterebilir demişti. Ya mesela işte Osmanlı'da ne olsun? Manavlık yapan birin artık bakkallık yapmaya başlaması. Bu neydi? Yatay hareketlilikti. İşte Osmanlı'da işte ne olsun? Vezirlik yapan birinin işte ne olması? Diyelim ki adam içişleriyle ilgilenen bir işte devlet görevlisidir. İçişleriyle ilgilenmeyi bırakıp dışişleriyle ilgilenmeye başlanacaktır. Mevkisi, makamı aynı, sadece farklı bir kola dönecektir. Yani bir mesleki hareketlilik burada söz konusu olacaktır. Bu da yatay hareketliliktir. Ama şunu derse, işte o hani pençik sistemine dahil olan köle çocuklar var ya, bir kölenin geçip de devletin veziri azamı yani sadrazamı olması, işte o ne olacaktır? Bir dikey hareketliliktir Osmanlı için. Tamam mı? İşte sorumuzun doğru cevabı da söylediğim, ifade ettiğim seçenek olacaktı. Bir dikey hareketlilik örneği olarak. Devam edelim. Toplumsal tabakalaşmaya da baktık. Toplumsal değişme kavramımıza bakalım. Şimdi değişme dediğimiz tanım kavram özellikle böyle önceki durumlardan farklılaşmayı veya böyle başkalaşmayı ifade eden bir kavram olacaktır. Tabii bu şekildeki ifadesiyle değişme kavramı değer yargısı içermeyen nesnel bir kavram olacaktır. Yani örnek vermek gerekirse nüfus artışı kimine göre gelişme, kimine göre gerilemedir. Ama bu artış herkese göre bir nüfus değişimidir, bir değişme kavramı olacaktır. Toplumsal değişmeye gelecek olursak, şimdi toplumsal ilişkilerde, sosyal kurumlarda, sosyal tabakalaşma biçimlerinde, kısacası sosyal yapılarda meydana gelen bir farklılaşma olacaktır toplumsal değişme. Ya mesela geniş aile yapısından çekirdek aile yapısına geçiş, sosyalist ekonomiden kapitalist ekonomiye geçiş, bunların hepsi bir toplumsal değişmedir. Peki toplumsal değişmenin özellikleri nedir? Bakın burada da belirttim. 4 tane olduğu için özellikle burada PDF içerisine aldım ben bunu, çünkü sınavda size soru olarak gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmenin bir özelliği değildir diye, bu yüzden mutlaka not alalım. Toplumsal değişme zorunlu ve kaçınılmaz olacak bakın arkadaşlar. Her toplum değişme halinde olacak. Ancak toplumların değişme hızları da farklı olacaktır. Yani sosyalleşme ve teknolojideki ilerleme toplumların değişme hızını da arttıracaktır. Toplumsal değişme bir süreç olacaktır. Zaman, yer, insan toplumsal değişmenin 3 önemli unsurunu oluşturacaktır. Yine toplumsal değişmenin hızlı olması bunalımlara da yol açabilir. Onu unutmayacağız. Ve bir alandaki toplumsal değişme diğer alanlardakinden bağımsız olmayacak. Yani bir kurum değiştiği zaman, toplumsal kurum değiştiği zaman mutlaka kendisiyle bağlantılı tüm kurumları da değiştirecektir. Bu 4 temel kavramı unutmayalım. Buraya 5. bir seçenek de koyar ve bunu sınav sorusu olarak sizin karşınıza getirir. Unutmayacağız. Tamam mı? Tabii toplumsal değişmeyi etkileyen şöyle diyelim. Faktörler üzerine gidelim. Faktörlerden bahsedelim. Şuradan
toplumsal değişme tiplerine girmeden evvel. Şimdi mesela fiziki çevre faktörünü, ekonomiyi, modernleşmeyi, küreselleşmeyi, bilim teknolojiyi, yine kültürü, demokratikleşmeyi, demografik faktörü, kitle iletişim araçlarını, insan faktörünü toplumsal değişmenin faktörleri arasında sayabiliriz. Mesela ekonomik bir kriz, işsizliğin artmasına, bilim teknolojideki durgunluğa, sosyal patlamalara sebep olabilir. Veya demografik faktörünü, yani özellikle nüfus faktörünü gösterelim burada. Özellikle böyle hızlı nüfus artışı ekonomik büyümeyi engeller, insanların milli gelirinden daha az pay almalarına neden olabilir. Bakın bu da bir toplumsal değişme olur. Ya da insan faktörünü ele alalım. İnsanları yönlendirebilen insanlar toplumsal değişmede etkili olabilir. Şimdi ne olacak? Mesela buraya Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek gösterebiliriz. Normalde bir monarşik yapılan, 600 yıllık bir monarşik yapılan çıkan bir toplumu tamamen ne yapacaktır? Yeni düzene göre alıştıracak, yeni inkılaplarla beraber tamamen bir toplumsal değişim sürecine koyacaktır. Unutmayalım. Toplumsal değişme tiplerine gelelim. Toplumsal değişme tiplerinden bahsedelim burada. Şimdi biz burada serbest toplumsal değişme ve müdahale yolu ile toplumsal değişmeye bakacağız. Bakın burada yine bir toplumsal değişme örneğimiz var. 90'larda ve 2000'lerde farkı görüyoruz. Şimdi ben 90'ları yaşayan bir çocuktum. Gerçekten ufak bir bahsedeyim oradan. Biz bilgisayarın böyle çok gelişmediği bir dönemde, Sega'ların, PlayStation'ların, Atari'lerin olduğu dönemde ve onların da böyle mahallede 5-6 evlik bir arkadaş grubumuz varsa sadece bir kişi de oldu. Sadece haftanın bir günü onlarda toplanıp oynayabildiğimiz ama geriye kalan tüm zamanlarda tamamen dışarıda takıldığımız, sürekli parklarda futbol oynayıp basketbol oynadığımız, sürekli sokak oyunları oynadığımız bir dönemdi ve gerçekten bu durum yaşanıyordu. Yani benim babam da sürekli bunu derdi. Yani gece böyle onlara kadar sürekli dışarıda oyna. sokak çocuğu lakabı buradan gelirdi böyle. Öyle mi olacaksın? Ama sonra ne oldu? Zamanla teknoloji gelişti. Sokakta oynadığımız tüm oyunlar işin üç boyutlu mekanizmasıyla elimizin altına geldi. Elimizin altına gelince de diğer insanlarla etkileşim kurmak yerine aynı fiziki ortamda tamamen bir telefonun ardına, bir bilgisayarın ardına geçmeye başladık. Yalnızlaştık. Yalnızlaştıkça da özellikle katılaştık. Merhamet duygumuz, insan sevgisi duygumuz giderek uzaklaştı. Artık daha katı olmaya, daha kötü olmaya başladık. Biraz daha insanlara karşı merhametsizce ve insanlara karşı katı bir tutumla olmaya başladık. Belki çoğunuz bu 90'ları yaşamadınız, belki bilmiyorsunuz. Tamamen dijital dünya içerisinde büyümeye başladınız ve oradaki sıcaklığı, farklılığı bilmiyorsunuz ama ben gerçekten çok özlerim. Çok güzel dönemlerdi. Şimdi serbest toplumsal değişme ve müdahale yoluyla toplumsal değişmeye gelelim. Şimdi serbest tip için şunu söylemekte yarar var burada. Özellikle herhangi bir müdahale olmadan kendiliğinden meydana gelen bir değişme tipi olacaktır. Planlı, programlı olacak olmayacak daha doğrusu. Biz bunları bakın serbest toplumsal değişmede plan ya da programı burada görmeyeceğiz. Plan, program yok. Aynı zamanda bunlar nüfus artışı, bilim teknoloji alanındaki yenilikler, kitle iletişim araçlarının gelişmesi, üretim artışı, turizm, yabancı bir kültürle yapılan temaslar gibi etkenlerle de ortaya çıktığını biliriz. Müdahale yoluyla toplumsal değişmeye gelelim. Şimdi müdahale yoluyla toplumsal değişmede değişmeye belli yönlerde ve belli şekillerde müdahale edilen bir sosyal değişme tipi olacaktır. Tabii bu demokratik planlı müdahale olabileceği gibi baskı yoluyla da bir değişme olabilir. Tabii nüfus planlaması mesela müdahale yoluyla değişmeye bir örnek olacaktır. Üç çocuk yapın diyoruz ya. Şimdi devlet mesela üç çocuk yapın dediği zaman, üç çocuk yaparsanız şu kadar para kazanırsınız veya devletten şu kadar para alırsınız dediği zaman veya Çin'i düşünelim, orada ise kısıtlanacaktır. İki çocuktan, bir çocuktan fazlasını yapamazsın gibi kısıtlamalar olduğu zaman demek ki bu müdahale yoluyla bir toplumsal değişmeyi oluşturacaktır. Tabii burada bilmemiz gereken iki önemli kavram var. Biri demokratik planlıdır, diğeri de baskı yoluyladır. Demokratik planlıyı şöyle söyleyebiliriz. Özellikle bir program çerçevesinde olacaktır.
Yani buradaki değişimler istenilen yönde ve belirli bir sürede gerçekleştirmesi plan ve programlarla olacaktı. Demek ki plan ve programı biz nerede gördük? Demokratik planlı değişimde gördük. Baskı yoluyla değişmeye gelecek olursak da burada değişimin zorla sağlanmaya çalışıldığı bir tip olacaktır. Çünkü baskı yoluyla değişimde tek bir karar mekanizmasının, yani bir liderin, bir grubun, bir devlet organının hazırladığı planlı programların uygulanmasıyla gerçekleştirecektir. Tabii şöyle söyleyelim. Mesela demokratik yönde olanlarda tamamen insanların ve topluluğun tüm ortak düşüncesi üzerine hedeflenecektir. Halbuki baskı yolunda tamamen bir dayatma olacaktır. Mesela zamanında Bulgaristan'daki işte soydaşlarımızın ana dillerini konuşmalarının yasaklanması baskı yoluyla bir değişime örnek olarak gösterilmektedir. Bu şekilde ifade edelim. Toplumsal gelişme kavramına bakalım. Toplumsal gelişmeden bahsedelim. Şimdi değişime bakmıştık. Gelişme kavramımızda ise özellikle şunu söyleyelim. Bir toplumda belli ölçütlere göre ileriye doğru değişmeyi, yani sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik gibi gelişmeleri ifade edecektir. Tabii toplumsal gelişme, toplumsal yapıyı oluşturan birçok ögenin de ileriye doğru değişip bir araya gelmesiyle de oluşacaktır. Yani bu ögeler tek başına değil, hep birlikte gerçekleştiği zaman toplumsal gelişmeden biz söz edebiliriz. Tabii toplumsal gelişmenin unsurları da olacaktır. Ekonomik büyüme, orta tabakanın genişlemesi, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarındaki gelişmeler bunlar arasında gösterilir. Mesela ekonomik büyümeye ele alalım. Şimdi ekonomik büyüme bir ülkenin zenginliğinin zaman içerisinde artması olacak. Bir ülkedeki mal ve hizmetlerin üretiminin artması da bireylerin temel ihtiyaçlarının karşılanması, sermaye birikiminin artması, yine yaşam kalitesinin yükselmesiyle kişi başına düşen milli gelirin artması gibi unsurlar da tamamen toplumsal gelişmeyi sağlayacak ve ilerletecektir. Orta tabakanın gelişmesine bakalım. Şimdi bakın, orta tabaka dediğimiz neydi? Az önce tabakalara bakmıştık. Şöyle bir tabaka çizelim mesela. Mesela şu bizim alt tabakamız, şurası da orta tabakayı oluşturacaktı. Şimdi orta tabaka için şunu söyleyeyim. Şimdi orta tabakanın sayıca fazla olması, özellikle bu tabakanın da refahının, özellikle refah düzeyinin yüksek olması toplumda genel olarak dengeyi sağlayacaktır. Çünkü özellikle burada üst tabaka ya da alt tabaka, hani üst tabaka zenginleşir veya pastadan daha fazla pay alırsa burada ezilenler tamamen diğer tabakalar olacaktır. Alt tabaka fazla olursa burada devlet fakirleşecektir. Ama orta tabaka her zaman bir denge unsurudur. Buradaki refah ne kadar yüksek olursa ve tabaka ne kadar genişlerse toplumsal gelişme de ilerleyecektir. Hukukun üstünlüğüne gelelim. Özellikle şunu söylemekte fayda var. Özellikle burada demokrasi ve insan haklarındaki gelişmelerle aynı endekste olacaktır hukukun üstünlüğü. Şimdi toplumsal gelişmelerin gerçekleşmesi için toplumsal yönetim biçimlerinde demokratik olmasını, bununla beraber hukukun üstünlüğü ilkesinin de benimsenmesi ve insan haklarının burada irdelenmesini de temel esas olarak görecektir. Mesela ne demiştik? Hukuk aynı zamanda demokrasi ve insan haklarındaki gelişmeleri de kendiyle beraber getirecek. Mesela yaşam hakkı, düşünce, inanç özgürlüğü, eğitim ve sağlık hakkı gibi birçok hakkıyla anayasayla güvence altına alınacaktır. Bu şekilde ifade edelim toplumsal gelişme kavramını. Toplumsal bütünleşme ve toplumsal çözünme kavramlarına gelelim. Karşıt kavram olarak biz bunları verdik. Bakalım nelermiş bunlar. Şimdi toplumsal bütünleşme dediğimiz şey tam olarak şu olacaktır. Toplumsal yapı çeşitliliği, şimdi toplumsal yapı böyle çeşitli grup, kurum ve kuruluşlardan oluşan bir bütün olacaktır. Tabii toplumsal bütünleşme, toplumu meydana getiren farklı maddi ve manevi unsurların uyumlu ve dinamik bir bütün oluşturacak şekilde de birbirine tamamlayacaktır. Tabii toplumsal bütünleşme, toplumsal gelişmeyle de özellikle burada orta tabakanın geniş olması ve ekonomik büyümenin unsurlarıyla da mümkün olacaktır. Tabii toplumsal bütünleşme iki şekilde gerçekleşecek arkadaşlar. Birincisi burada friksiyonel gelişmedir. Özellikle friksiyonel dediğimiz işlevsel bütünleşme olacaktır. Friksiyonel'i yazalım buraya. Şimdi friksiyonel dediğimiz durum şudur. Toplumdaki meslek gruplarının işlevsel yönden birbirini tamamlaması olacaktır. Tamam mı? Ya mesela iş bölümü halindeki bakkalların, fırıncıların, muhasebecilerin, eğitimcilerin gerçekleştirdiği bütünleşmeyi biz friksiyonel diyeceğiz. İkincisi ne burada? O da mana etrafında bütünleşmedir. Bakın, mana etrafında.
Şimdi mana etrafında bütünleşme içinde şunu söyleyebiliriz. Toplumda böyle ortak amaçlar ile manevi değerler etrafındaki bir bütünleşme olacaktır. Tabii insanların sadece iş bölümüne dayalı olarak da bütünleşmesi yeterli olmayacak. Aynı zamanda böyle milli ve manevi değerler etrafında da birleşecekler. İşte biz ona mana etrafında deriz. Mesela vatan birliği, ulus birliği, kültür birliği gibi kavramlar gösterir. Toplumsal çözülmeye gelelim. Şimdi toplumda çözülme bir toplumdaki maddi ve manevi kültür ögelerinin işleyen bir bütün oluşturacak şekilde birbirini tamamlayamamasıdır. Yani toplumsal bütünleşme sağlanamazsa toplumsal çözülme meydana gelir deriz. Tabii toplumsal çözülme neden meydana geliyor? Mesela şöyle söylemekte fayda var. Mesela tabakalar arasında özellikle burada büyük bir farklılaşmanın olması toplumsal çözülmenin nedenlerinden biri olabilir. Yine temel hak ve özgürlüklerde burada bu hakların ve özgürlüklerin kısıtlanması, yine demokratik kurumların yetersizliği, milli birlik ve bilincin zayıf olması, yine örgütlenme dediğimiz kurum ve kuruluş gibi bunların yapıların eksikliği, yetersizliği de toplumsal çözülmeye neden olacaktır. Bütünleşme ve çözülmeyi de bu şekilde ifade edelim. Ve kültür kavramımıza gelelim. Kültürden bahsedelim. Şimdi kültür, bakın, insanın doğa dışında yarattığı maddi manevi her şeydir. Doğa dışında olduğunu altına çizelim. Öncelikle insanoğlunun hayata kalmak için bir uyarlanma aracı da olacaktır kültür. Peki size sorayım. Kültürsüz bir insan olabilirim. Tabii böyle kültürsüz bir insan dediğim zaman aklınıza şey gelmesin. Hani böyle kaba, işte nezaketsiz. O başka bir şey. Hani örf, adet, gelenek, yönelik davranış kalıplarıyla alakalı bir şeydir. Kültürsüz bir insan dediğim özellikle toplumsal kültür örüntülerini, yani maddi ve manevi övgüleri kendinde barındırmayan bir insan. Yani din, dil, ırk, işte simgesel sistemler, işte belli bir coğrafi bölgede yaşama, davranış kalıpları, bunlardan mahrum bir insan olamaz. Yani kültürsüz bir insan olamaz. Aynı zamanda insan belli bir kültürü ve insan biçimini ele aldıktan sonra yalnız ve insansız yaşayamaz. Hani şöyle söyleyelim. Diyelim ki hayatınızın belli bir bölümünde tamamen toplum içerisinde yaşadınız. Ve sonra sıkıldınız. Tüm insanlardan, tüm topluluklardan, davranışlardan, sınavlardan, her şeyden bıktınız böyle. Dediniz ki kardeşim ben bir adaya gideceğim böyle. Tek başıma yaşayacağım veya insanlardan uzak bir dağa gideceğim. Orada yaşayacağım. Mümkün değil. Şimdi insan her ne kadar fiziksel olarak diğer insanlardan uzak kalsa dahi bir süre sonra hayal görmeye başlayacaktır. Yani halüsinasyon görmeye başlayacak ve gördükleri o halüsinasyonlar üzerine şekillendirecektir davranışını. Ve ilerleyen seviyesine olacak zaten bunun şizofreni hastalığı olacaktır. Yani kendi insanları kendi yaratacak, bu sefer o insanlarla diyalog altına girecektir. Yani kültür içinde yoğrulan bir insanın kesinlikle kültürsüz kalamayacağını, insansız da olamayacağını söylemekte yarar var. Kültürün özellikleri nedir? Şimdi öncelikle kültür her şeyi burada kapsar. Kültür hem genel hem özel olacaktır. Kültür öğrenilecek bir simgesel sistem olacaktır. Doğal çevreye müdahale edecek, paylaşılacak, birbirini takip eden, gelişen bir ilişkiler bütünü olacaktır. Yine insanları kültürü yaratıcı bir biçimde kullanacak insanlar, özellikle maddi ve manevi ögeleri oluştururken bunu şekillendirecektir. Kültür hem uyarlayıcı hem de kötü uyarlayıcı olacaktır. Yani sen kültürü nasıl kullanırsan özellikle ona göre şekillenecektir diyelim. Kültürü oluşturan unsurlara gelelim. Bakın burası sınav sorusu da gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi işte kültürü oluşturan maddi, yani somut unsurlardan biri veya değildir tarzında, veya hangisi manevi unsurlardan biridir değildir tarzında. İki soru kalıbımız böyle gelir. Üçüncü kalıbımız da şudur. Kültürü oluşturan unsurlardan hangisi hem maddi hem de manevi ögelerin ortaklığını barındırır? İşte orası da ırk olacaktır. Bu da üçüncü unsurumuz olacak. Önce maddi unsurlara bakalım. Bakın size şurada bir pratik vereyim. Maddi yani somut unsurlar arasında simgesel değerler dışında kalan tüm diğer, yani coğrafi konum, iklim, yer şekilleri, su özellikleri ve toprak özellikleri, bunların hepsi doğada tamamen kendiliğinden meydana gelen özelliklerdir. Sadece bu beşer dediğimiz insan faktörüdür. Bu yüzden maddi unsurlar arasında simgesel değerler dışında kalan tüm diğer unsurlar doğanın kendiliğinden ortaya çıkarmış olduğu sonuçlar olacaktır. Kültürü oluşturan manevi unsurlara gelecek olursak, tabii insanların bunu kullanmasıyla. Manevi unsurlar, burası ise tamamen insanların ortaya çıkardığı dil,
din, gelenek görenek, ahlak kuralları, hukuk kuralları, siyasal örgütlenme, düşünce yapısı ve komşu kültürler gibi soyut, burada soyut unsurları oluşturacaktır. Şurası somut yazılmış. Şöyle düzeltelim. Soyut unsurlar olacaktır. Tamam. Yanlış orası yazılmış. Bu şekilde ifade etmekte fayda var. Maddi unsurumuz, manevi unsurumuz. Dediğim gibi 3 kalıpta size soru gelir. Birincisi aşağıdakilerden hangisi maddi unsurlardan biridir veya değildir diye. İkincisi aşağıdakilerden hangisi manevi unsurlardan biridir değildir diye. Ve hem maddi hem de manevi unsurumuzu oluşturan temel faktör burada sorulabilir. Tamam. Bunu da unutmayalım. Kültürün temel kavramlarına gelelim ve kültürün aktarılma biçimlerine gelelim. Burada birçok kavramımız olacak. Bunları örneklendirmeyle size açayım. Şimdi ilk olarak burada neyden bakalım? Kültürlemeden bakalım. Şimdi kültürleme dediğimiz kavram. Şimdi kültürleme dediğimiz şudur. Özellikle bir bireyin bir ailede doğduktan sonra o da aile içerisinde kültürün maddi ve manevi unsurlarını alması, öğrenmesi ve kendisiyle beraber halkalar halinde gelecek kuşaklara aktarmasına biz kültürleme deriz. Yani toplum içinde sizin diliniz, dininiz, ırkınız, ırk demeyelim de dil, din gibi veya işte beceriler, davranışlar, davranış örüntüleri gibi, işte konuşma aksanınız gibi birçok unsuru almanız ve bunları gelecek kuşaklara aktarmanız kültürlenmenin bir karşılığı olacaktır. Kültürleşmeye gelelim. Şimdi kültürleşme dediğimiz şudur. Diyelim ki işte Karadenizli biri olsun burada. Bir de işte Ege kültüründen gelen bir insan olsun. Şimdi bu iki insanın karşılaşarak burada bir karşıtlık alan olacak. Birbiriyle karşılaşarak kendi kültüründe yer alan davranış örüntülerinde ve tamamen bulundukları bölgenin kültüründe yer alan ögeleri. İki yabancı da olabilir. Bir Yunan, bir Türk de olabilir bu. Burada kültürel alışverişte bulunmalarıdır. Yani onda olan bir işte mesela bir yemek kültürü, bir davranış kültürü, oturma kalkma kültürü, konuşma kültürü gibi kültürler diğerine etkileyecek. Diğeri de kendi olan kültürün maddi ve manevi unsurlarını birbiriyle paylaştıracaktır. Biz buna kültürleşme deriz. Kültürel yayılmaya geldiğimiz zaman özellikle kültürün ortaya çıkarmış olduğu maddi bir veya manevi bir unsurun diğer coğrafi, dünyanın coğrafi alanlarına da yayılması durumu olacaktır. Buna en fazla ÖSYM sorularında kahve örneğini verir. Mesela Kanuni Sultan Süleyman döneminde kahve Osmanlı topraklarına gelmiş. Özellikle ılıman iklim bölgelerinden Osmanlı topraklarına gelecektir. O dönemlerde kahvehaneler de oldukça fazla tüketilecek ve kısa sürede oldukça fazla kahvehane de açılacaktır o dönemde. Ve ne yapacaktır? Osmanlı'dan da kahve Avrupa'ya taşınacaktır. Avrupa'ya yayılacaktır. Bu bir kültürel yayılma örneği olabilir. Veya günümüzde düşünelim. İşte Amerikan emperyalizmin ortaya çıkarmış olduğu kola, işte başka burger ya da sizin kullanmış olduğunuz sosyal medya ağları, yani işte Facebook, Twitter gibi veya Instagram gibi, bunların hepsi, yani normalde hani bizim kültürümüzde bunlar var mı? Yok. Ama biz bunları çok daha fazla kullanıyorsak demek ki o kültürün tamamen örüntüsünden çıkan bir unsuru tamamen kendi kültürümüz içerisinde yaymamızdan dolayı olacaktır. Kültürlenmeye gelelim. Şimdi bakın, kültürlenme kavramı önemlidir. Burada iki farklı kültürün karşı karşıya gelmesi ve ortaya iki kültürde olmayan yeni bir kültürün ortaya çıkması verilir. Buna iki örnek durumu vereyim size. Şimdi birincisi kültürlenme için diyelim ki bizim biliyorsunuz bir şehir kültürümüz var. Ve bu şehire ne gelecektir arkadaşlar? Zamanla buraya taşradan insanlar gelecektir, göç edecektir. Şimdi bakıyorsunuz bir şehir kültürü olacak, bir de taşra kültürümüz olacak. Ancak ne taşralar şehirliğe alışabilecek ne de şehirler taşraya alışabilecek ve ikisinde de olmayan tamamen yeni bir sentezleme ortaya çıkacaktır. Ve biz de buna ne diyoruz? Varoş, yani gece kondu kültürü diyoruz. Tamam mı? Varoş kültürü burada olacaktır. İşte bu bir kültürlenme örneğidir. Veya tarihten örnek vereyim. Makedon İmparatoru Büyük İskender biliyorsunuz ki Yunanlı, batıdan getirdiği Yunan erkekleriyle, batılı erkeklerle ne yapacakları burada? Doğulu kadınları evlendirecek
Ve her iki kültürde de olmayan yeni bir kültür, yani Helen kültürü ortaya çıkacaktır. Bakın her iki durumda bir kültürlenme örneğini oluşturur. Kültür şokuna gelir. Şimdi kültür şoku çok önemli bir kavram. Yani biz böyle şaşırma, şok olma gibi kavramlar üzerine şekillendiririz. Halbuki kültür şoku aslında alışamama. Ya da uyarlanamama. Uyar. Şurayı görmeyin. Uyarlanamama diyelim. Şimdi alışamama veya uyarlanamama durumu olduğunu ifade ettim kültür şokunun. Şimdi mesela bir turistik bölgeye geziye gittiniz. Orada işte hiç görmediğiniz herhangi bir böyle güzelliği, böyle farklı bir şeyleri gördünüz diyelim. Onu görüp şaşırmanız, hayret duymanız bir kültür şoku değildir. Veya işte sizin binaya yeni böyle dışarıdan bir insan taşındı. Bu bir yabancı da olabilir veya farklı bölgeden gelen bir insan da olabilir. Onun böyle işte binaya girişi çıkışı, işte müzik dinleme tarzı, işte evindeki yaşayış tarzına sizin bunu işte garipsemeniz, buna böyle farklı anlam veremememiz, bu da bir kültür şoku değildir. Kültür şoku nedir biliyor musunuz? Mesela Çin'e gittiniz, çok açsınız. Yemek yemek istiyorsunuz ama bir bakıyorsunuz adamlar ve hamam böceklerini, kedileri, köpekleri yiyorlar. Siz açsınız ama doğal olarak öyle şeyleri de kendi kültürünüzde yok diye yiyemiyorsunuz ve aç kalıyorsunuz. Bir türlü adapte olamıyorsunuz. İşte bu adapte olamama, alışamama, uyarlanamama gibi durumların hepsi bir kültür şokudur. Tamam mı? Kültür şokunu bu şekilde böyle bilir. Kültürel gecikmeye gelelim. Kültürel gecikme ne? Özellikle yaşlı insanların değişen, gelişen bu teknolojik davranışlar sonucunda bu düzene ayak uyduramamalarına biz kültürel gecikme deriz. Kültürel özümseme ne? Şimdi kültürel özümseme şudur. Özellikle İngilizlerin, Fransızların Afrika'da yapmış oldukları asimilasyon politikalarını gösterebiliriz. Şimdi bu nedir? Adam gidiyor mesela Gine'yi veya Gana'yı orada sömürge altına alıyor. İşte okullarda Arapça, pardon, Afrika dillerinden veya Gine'de konuşulan böyle yerel Afrika dillerine izin veriyor. Ama bunun yanında Fransızca eğitimi de veriyor. Fransızcayı da öğretiyor. Mesela onların kendi yerel halk dinlerine inanmalarına izin veriyor. Ancak orada kiliseler de açıyor. Ve Hristiyanlığı da tanıtıyor. Yani zamanla kendine benzetmeye çalışıyor. Asimile etmeye çalışıyor ve kendi kültürü içerisinde eritmeye çalışıyor. Biz buna kültürel özümseme veya asimilasyon deriz. Burada bakın sistematik olarak tamamen kendi kültürüne benzetme olacaktır. Halbuki burada bir kavram daha var. Zorla kültürleme. Zorla kültürlemede ise tamamen burada ne oluyor arkadaşlar? Hani belli bir süreci işlemeden tamamen yasaklama olacaktır. Yani sen o Afrika'ya gittiğin zaman Afrika diline izin vermeyecek. Tamamen Fransızca konuşturmaya çalıştıracaksın. Veya işte Bulgaristan'daki işte Türklere olan Türkçenin yasaklanması gibi. Veya Sovyetlerin özellikle kurulduktan sonra Türkistan bölgesinde uygulamaya çalıştıkları kültür politikaları gibi. Bunların hepsi zorla kültürleme olacaktır. Bir de kültürel bütünleşme var. Kültürel bütünleşme için de şunu söyleyebiliriz. Kültürün maddi ve manevi unsurlarının bütünleşmesi, birleşmesi, özellikle birinden gelen gelişmenin diğerine etkileşmesi olacaktır. Kültürel bütünleşme. Devam edelim. Şimdi hakim kültür, alt kültür ve karşı kültüre gelelim. Şimdi buradaki üç kavramı da aynı şekilde değerlendireceğiz. Bu üç kavrama en güzel örnek de Amerika Birleşik Devletleri'dir. Neden Amerika? Şu üç örneği örnek. Onu söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz ki Amerika'yı kuranlar özellikle bölgeye giden İngilizlerdir. Onların oluşturmuş oldukları kolonilerdir. Ancak İngilizler sadece kendi toplumundan insanları götürmeyecek. Afrika'dan yine dünyanın farklı yönlerinden, sömürgelerinden insanları o bölgeye götürecektir. Şimdi buradaki hakim kültür ne kültür olacaktır o zaman Amerika'da? Amerikan kültürüdür. Oluşturmaya çalıştıkları bir üst kültür olacaktır. Yani herkesin özellikle uyuması gereken kültür veya içinde sayıldığı kültür Amerikan kültürü olacaktır. Ama Amerika'da sadece yani İngiliz kültürünün benimsendiği Amerikan kültürü mü var? Yok. Biliyorsunuz mesela böyle Çin mahalleleri var, İtalyan sokakları var değil mi? Bunlar o kültür içerisindeki alt kültürler olacaktır. Mesela bunlar kesinlikle hakim kültürle çatışmayacak. Kendi dillerine, kendi kültür örüntülerine iyi bir şekilde yaşayacaklar. Ama özellikle başat kültürü de kabul edecekler. Bir üst basamakta başat kültürle de uyumlu bir şekilde gitmeye çalışacaklar. Çin ya da İtalyan
kötülerini örnekleriz. Ama bir de karşı götürmesi var. Onlar da Afro-Amerikan dediğimiz senelerce Amerika'da Amerika'da köle olarak yaşayan siyahilerdir. Mesela onlar hakim kültürle çatışacak, kesinlikle o kültürün örüntülerini, maddi ve manevi unsurlarını kabul etmeyecek, kendi kültürlerine baskın görecek. Hatta size şöyle bir örnek vereyim. Bu karşı kültürün çıkarmış, karşıt kültürün özellikle çıkarmış olduğu bir müzik türü de vardı değil mi? Rap adını verdiğimiz hip hop kültürü mesela. Oldukça ağır bir ve tamamen böyle ağır sözler, argo sözlere dayalı başat kültürü eleştiren, tamamen siyasal düzeni eleştiren bir müzik türü olacaktır. Şimdi etnosentrizm, ksenosentrizm ve ksenofobizme gelelim. Yani kültür bencilliği, yabancı kültür hayranlığı ve yabancı kültür düşmanlığından bahsedelim. Şimdi etnosentrizm için şunu söyleyebiliriz. Burada kendi kültürünü en üstün sayma vardır. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda Adolf Hitler'in en üstün ırk Alman ırkıdır dediği, yani mesela Nazizm'i burada örnek gösterebiliriz. Nazizm buraya uygun olabilir. Burada temel amaç şudur. En üstünlük, en üstün ırk biziz. Diğerleri hani kesinlikle önemli değil. Hani onlara bir hayranlık veya bir düşmanlık değil mevzu. Tamamen kendi kültürünü en üstte tutmadır. Ksenosentrizm dediğimiz yabancı hayranlığı olacaktır. Şimdi yabancı hayranlığında şu mesela Recaizade Mahmut Ekrem'in bir eseri var değil mi? Araba Sevdası. Bu eserde özellikle bakın lümpen takılan böyle batı tarzıyla takılan ve tamamen kendi kültürünü hor gören, kendi kültürünü düşük gören, şark gören, doğu gören, batı kültürünü daha üstün gören ve batı kültürüyle yaşamaya çalışan özellikle dönemin insanlarını ele alacaktır. Burada tamamen işte yabancı hayranlığı ön planda olacaktır. Bir de ksenofobizm dediğimiz var. Yabancı kültür düşmanlığı. O kültürün başka kültürlerin özellikle maddi ve manevi unsurların kesinlikle kendi kültüre girmesine izin vermeyecektir. Bu bazen kültürel örüntü olarak da gösterilebilir. Bazen de ülkenin izlemiş olduğu politikalardan olabilir. Mesela Kuzey Kore'de özellikle izlemiş olduğu burada sosyalist tavırdan ötürü mesela Amerikan kültürüne ait birçok ögenin uzak durulması, bu işte Amerikan mallarını buraya girişini engellemesi tarzındaki hedefleri bir yabancı kültür düşmanlığı denilebilir. Örnek veriyoruz. Evet arkadaşlar, dersimiz burada sona erdi. Geçen haftaki ödüllü sorumuzu açıklayayım. İlk monografi çalışmanı yapan Fransız isim kimdir diye sizlere sormuştum. Bu ismimiz Le Play olacaktı. Bu haftaki ödüllü sorumu sizlere sorayım. Bulgaristan'dan gelen göçmen ailelerin yerleştirildiği köyler civarında bir süre sonra Türklerle karşılıklı etkileşim sonucunda ne Bulgar ne de Türk kültüründe olmayan yeni davranış örüntülerinin ortaya çıkması kültürün aktarılma süreçlerinden hangisiyle adlandırılır? Hani size ifade etmiştim ya az önce. Hemen bu özellikle geçmediğimiz sayfalardan önceki o kavramlardan hangisi olur? Bunu iyice düşünün, bulun, yorum kısmına yazın. Gelecek bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Çalışmanızda kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.